Kumarhaneler Kralı Ömer Lütfi Topal'ı Abdullah Çatla vurdu. Kutlu Savaş'ın Susurluk raporunun en önemli bölümlerinden birini Kumarhaneler Kralı Ömer Lütfi Topal'ın barbut batağından kumar ve kokain baronluğuna yükselişi ve ölümünün hikayesi oluşturdu. Savaş raporunda Fındık Zadeli Topal Ömer'in 1978-1984 yılları arasında yurt dışında uyuşturucu kaçakçılığından hapis yattığı ve 1990 yılından sonra İsrail'le ortaklarla iş yapmaya başladığını vurguluyor. Topal'ın kurduğu imparatorluğun yıllık karının 1.1 milyar dolar olduğu da belirtilen raporda kumarhane açtığı şehirlerde etkili kişilere nasıl ulaştığı, onlarla ilişkilerini nasıl geliştirdiğine de yer veriliyor. Raporda Topal'ın Abdullah Çatlı ve özel timciler tarafından öldürüldüğü bilgisinin ilk kez MIT İstanbul Bölge Müdürlüğü'nden İstanbul Emniyetine gelen bir sayfalık bir not ile ortaya çıktığı açıklanıyor. Topal'ın Abdullah Çatlı ve özel timcilerin ortak operasyonu sonucu öldürüldüğüne ilişkin diğer verileri de raporunda şöyle sıralıyor. Cinayetten sonra Ankara'da bir polis yetkilisinin adım gibi eminim bu onların işi diyerek çatlı ve bir grup özel timciyi hedef aldığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözetim altına alınan polislerden birinin konuşma esnasında bize vatan için hedef gösterdiler. Sonra bizim hedeflerimizle kendileri salonlarda kadeh tokuşturdular. İlk defa kendi başımıza bir iş yaptık. Onu da yüzümüze gözümüze bulaştırdık dediği Savaş Topal cinayetinde Çatlı'nın parmak izi ortaya çıkmıştır notuna da yer veriyor. Emniyet müdürüne ev, savaş, Topal'ın Antalya'da bir şirkete yaptırdığı evlerden de söz ediyor ve dövizle satılan bu evlerin alıcıları arasında Gülhane Askeri Akademisi eski komutanı emekli general Ömer Şarlak ile İl Emniyet Müdürü Mete Alta'nın bulunduğunu da raporunda belirtiyor. Topal'ın ilk kumarhane açma izin belgesinin Anaplı Turizm Bakanı İlhan Aküzüm 8 kumarhane açma izin belgesinin de dönemin SHP'li Turizm Bakanı Abdülkadir Ateş'in verdiği de raporun bir başka ayrıntısını oluşturuyor. Raporda Topal'ın varlığı ise 17 kumarhanesi vardı, 23 şirket kurdu, 3 ayrı şirketi sadece menkul değerlerle ilgili olarak oluşturdu cümlesiyle anlatılıyor. Topal'ın ilişkilerini sadece Türkiye'de sınırlı tutmadığı, Azerbaycan'dan Türkmenistan'a kadar uzanan bir rüşvet trafiğini de yönlendirdiği de raporda dile getiriliyor. Savaş raporunda Mehmet Ağar Topal ilişkisine de yer veriyor. Ağar'ın Adalet Bakanı olduğu 1996 Mayıs'ında ani bir haber ortalığı karıştırdığı da kaydedilen raporda iddialara göre Ağar Topal hakkında Kürtçülük dosyası açtırmış ve gereği için emir vermiştir deniliyor. Aynı dönemde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Orhan Taşanlar'ın televizyonlara çıkıp buraya kafa koparmaya geldim dediği de belirtilen raporda İstanbul'da bazı kirli iş sahiplerinin emniyete götürülüp tartaklanması üzerine Topal önce İstanbul Emniyet Mali Şube Müdürü Sedat Demir'e ulaşmış ve polisteki yeni ekiple irtibatlanmış olduğu gibi çok daha üst düzey korumaları aramıştır deniliyor. Savaş bunun faturasının da çok yüksek olduğunu raporunda vurguluyor ve Topal'ın Orhan Taşanlara 250 milyarlık hediye gönderdiği fakat reddedildiği söylentisi kendi muhitinde panik yaşanmasına yol açmıştır iddiasını gündeme getiriyor. Parayı alıp vurdular. Temmuz ayında Topal'ın tedirginliğinin hat safhaya ulaştığı da belirtilen savaş raporunda Kumaraneler Kralı'nın öldürülmesindeki kilit noktayı da şu ifadelerle ortaya koydu. Ankara'dan 17 milyon dolar talep edilmiş Topal bu paranın toplanması için mehil istemiştir. Olayı nakleden kişi karşı taraf mal mı vermişti ki süre tanımayı uygun görmesin. Bu süre verildi ve para ödendi. Ancak para yerine ulaşmadı. Ödeme yapılan muhtemet kişiler 17 milyon dolar için Topal'ı öldürmeye karar verdiler demiştir. <laughs> Yılmaz'ın rakibine para. Kutlu Savaş raporunda Abdullah Çatlı ve özel timciler tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü. Kumarhaneler Kralı Ömer Lütfü Topal, DYP arasında ilginç bir ilişkiye değer veriyor. Buna göre Topal Mesut Yılmaz'ın Rize'den milletvekili seçilmemesi için rakibi olan partinin adayına para yardımında bulundu. Savaş raporunun bu bölümünde tespitini şöyle dile getiriyor. Siyasi irtibatlarını geliştirmek için de çok para harcamıştır. Hatta bu irtibatlar bir siyasi partiye ve liderine cephe almasına kadar varmıştır. Topalı Sipahi Ocağına kadar götürüp hakim ve savcılarla samimiyetini de ispat eden bir milletvekili adayı Rize'de Mesut Yılmaz'ı seçtirmeyecek kadar güçlü olmak için Topal'ın yoğun para desteğine mazhar olmuştur. Topal 1996 yılı içinde DYP Genel Merkezi, DYP İstanbul İl Yönetimi ve Rize İl Başkanlığı'na ait telefonları aramaktadır.